Sinan hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Saçın çok iyi görünüyor bu arada söylemek istedim. Eyvallah <laughs> sağ ol. Bugün biraz heyecanlıyım çünkü ilk defa bir Galatasaray transferi konuşacağız. Kimi konuşacağız söylemek ister misin? Alex Moreno. Alex Moreno kimdir ile başlayalım. Şu ana kadar hiç İspanya dışına çıkmamış bir arkadaş. 28. yaş gününü yeni kutladı. 25 yaşına kadar La Liga 2 takımlarında oynamış. Mallorca, Rayo Vallecano ve Elche gibi. 25-26 yaşında ilk kez La Liga 1'e yükseliyorlar Rayo Vallecano ile birlikte. ilk senesinde iyi bir performans gösteriyor Vallecano ile. Ve 7 milyon euro gibi hatırı sayılır bir bonservis bedeliyle Real Betis'e de transferini yapıyor. Betis'te ilk sezonunda ilk 11 oyuncusu ama ikinci sezonunda Miranda diye bir Barcelona'dan 2000 doğumlu genç bir sol bek daha kiralıyor Betis ve onunla bir rotasyona giriyor Moreno. İkisi de yaklaşık böyle 1900'ler dakika falan oynamış. Birbirlerini rotasyona sokmuşlar gibi diyebiliriz. Betis'te bir düşüş yaşadığını da söyleyelim. Taraftarların da kendisiyle ilgili biraz olumsuz yorumları da okudum sosyal medyada. O kadar da kötü bir oyuncu olduğunu ben düşünmedim ilk başta izlediğimde. Özellikle ofansif özellikleri, dribbling ve hücum katkısı hiç fena değildi ama savunması uzun izleyince oldukça fena gözüktü bana. Oyuncu özellikle kısa bir tanım yapmak gerekirse Marcelo Saracchi'ye oldukça benzeyen bir oyuncu. Onu da söyleyelim. Sonuçta savunma oyuncusu olarak savunması fenayı biraz açabilir miyiz? <laughs> evet onu açmak lazım. İlk izlediğimde ilk böyle bir 2-3 saat ya o kadar da kötü bir futbolcu değilmiş. Biraz fazla gömmüşler gibi gelmişti. Çünkü böyle çok gaz bir arkadaş Moreno. Bütün toplara önde basmaya çalışan, e, rakiplerine sert giren, size olarak düşük bir oyuncu olmasına rağmen hiç gözünü budaktan sakınmayan bir oyuncu. Ama daha uzun izlemeler yapınca şunu fark ettim, o mücadeleyi, ikili mücadeleleri kontağı kapatıp yapıyor. Fazla düşünmeden yapıyor ve bazen mesela kayıyor, rakip çekiyor ve kendisi avuta çıkıyor. Bir Valencia maçı var son dönemde kesilmesine neden olmuş mesela. Ceza sahasına hızlıca giriyor. Guedes'in önündeki topa hamle yapayım derken eliyle kesiyor ve 2-1 öndeler o sırada. Amatör bir penaltı yapıyor. 2-2'ye geliyor. Savunmacılar için tackle ve interception önemli bir istatistik. İşte top kapma ve pas kesme olarak Türkçeleştirebiliriz. Moreno'nun da İspanya'daki işte sol bekleri listeledim. En az işte bir 10 12 13 maça çıkan bütün sol bekleri çıkardığımda Moreno hem top kapmada ilk 5'teydi. Hem de pas kesmedi ikinci sıradaydı. La Liga'nın bile zirvelerindeydi. Bu istatistiklere baktığında ya bu ne güzel adam. Hem savunması İspanya La Liga'nın üst seviyeleri için hem de hücumcu bir bek zaten. Ne kadar iyi dersin ama istatistikler savunmacıları anlatmakta yeterli e, değil. Bazı savunmacılar proaktif. Yani oyunu kendisi dikte etmek isteyen, her topa atlamaya çalışan, basmaya çalışan ve onların istatistikleri haliyle şişiyor. Ama bazı savunmacılar da reaktif. Örneğin Bülent Korkmaz çok proaktif bir oyuncu ama Popescu çok reaktif bir oyuncuydu. Önce rakibin hamlesini bekleyen ve ona göre kendisini konumlandıran, pozisyon almak üzerine oynayan bir oyuncuydu. Popescu'nun istatistiklerine baktığında dünyanın en kötü savunmacılarından biri çıkar ama Türkiye Ligi tarihinin en iyi savunmacılarından bir tanesiydi. Aklıyla oynuyordu, zekasıyla oynuyordu. Bu istatistikler biraz Moreno için de böyle. İstatistiklere baktığın zaman top kapması çok iyi dersin, pas kesmesi çok iyi vesaire. i̇yiymiş yani o zaman dersin ama Orada istatistik pozisyon almayı ölçemediği için savunmacılar adına yetersiz kalıyor. Pozisyon alma ölçülemeyen bir özellik ve Moreno'nun da yine eksik olduğu konulardan bir tanesi bu. Özellikle arka direğe doğru atılan ortalarda savunmadayken yanlış pozisyonlar aldığını bir de zaten kısa bir oyuncu üzerinden kafada vurulduğunu gördüm. Bazen mesela Santrafor'a mı gideyim yoksa arkamdaki kanadı mı tutayım derken ikisinin arasında boşlukta kaldığını, hiç kimseyi tutamadığını da gördüm. Bu şekilde pozisyon hataları da yapan bir oyuncu, biraz savruk bir oyuncu. Sanki etrafındaki oyuncuların biraz daha savunma bilgisinin yüksek olması gerekiyor o zaman. Bravo, güzel. Hatta diğer bekle birbirlerini dengelemesi gerekir. Futbol bir denge oyunu sağ bekindeki oyuncu biraz daha iyi pozisyon alan ve stoperleri üçleyebilen tipte bir oyuncu olursa o zaman sol bekini daha özgürleştirebilirsin. Ama Galatasaray'ın sağ bekinde de Yedlin var. Yedlin'in savunması daha da felaket. Bu Galatasaray'ın beklerinin arkasının bir madene dönüşebileceğinin de sinyali olabilir. İkisi birlikte oynamaz herhalde diye tahmin ediyorum. Savunma özellikleri kötü. Pozitif özellikleri nedir? Hücum mu? Evet, hücumda oldukça iyi bir arkadaş. Dribbling konusunda çok kolay dribbling yapabiliyor çünkü çok çabuk bir oyuncu. Fake atmasına gerek bile kalmıyor. Hatta Barcelona maçlarında sanırım destek e karşı oynadığında böyle bayağı coştu, çok kolaylıkla Vurup geçtiği ve sıfıra kolaylıkla indiği maçlar gördüm. Asisti var yine Barcelona'ya karşı. O konularda bayağı süratini çok iyi kullanıyor ve bayağı etkili bir oyuncu. Zaten dribbling konusunda da ilk dörtte yine La Liga'daki sol bekler arasında. Bir özelliği de sadece topla değil topsuz da sürekli hücuma çıkmayı çok seviyor. Aynı Saratçı gibi. Şunu söyleyebilirim. Arka, yanında e, sol stoperde oynayan Markov'un mükemmele yakın pasörlüğü ve 6 numaradaki Taylan'ın da yine iyi uzun toplar atmasını kullanarak bu arkadaşın forvetvari savunma arkası koşulları yani bekten yapıyor savunma arkası koşusu. Birçok maçta forvet gibi en uçta savunma arkasına sarktığını gördüm. O ilginç bir özelliğiydi. Hem Marcao'nun hem Taylan'ın pasörlüğünü kullanıp bol bol sıfıra inecek koşulları hem toplu hem topsuz atabileceğini de söyleyelim. Ezber orta yapan bir oyuncu değil. Ee, yine Saratçı Galatasaray'a ilk geldiğinde böyle yerden Ezber orta yapmak yerine yerden yaya pas çıkarırdı. Aynı bu paslardan Moreno'nun da oldukça iyi paslarını gördüm. Ama Saracchi geldiğinde o yerden pasları çok iyi yaparken ondan sonra unuttu Galatasaray'da. Ve çok saçma ortalar yapmaya başladı. Umarım Moreno'da öyle olmaz. Tabii şu anda daha belli değil ama hani Fatih Terim'in sistemine uyacağını söyleyebilir miyiz Moreno'nun? Evet yani Fatih Terim pas oyunu istiyor. Bekir'in sürekli hücuma çıkmasını istiyor. Fatih Terim'in Kalu Bela'dan beri taktiği şudur kanat oyuncularını forvetleştirmek ve içeri sokmak ister. Ve kanatların bıraktığı boşluklara da beklerini ileriye atmak ister. Ümit Davalalar, Fatih Akeller Hakan Ünsallar kullandığı bek oyuncuları hep böyle hücumcu bek. Bence zaten Saracchi'yi de beğeniyordu. Moreno da çok benzer bir oyuncu Saracchi'ye birçok özellik açısından. Benzer ama Saracchi'ye göre sanırım sakatlık problemi yok. Evet bir iyi yanı o. Bence Saracchi'nin toplam potansiyeli Moreno'dan daha iyi. Ama Herhalde Fatih Hoca şöyle dedi. Beyler bu Saratçı güzel. Scout ekibini topladı muhtemelen. Bu Saratçı iyi güzel oyuncu ama bu adam sürekli sakatlanıyor kardeşim. Ben bununla ne yapacağım? Bana bunun sakatlanmayanını bulun demiş gibi bir durum var oyuncunun hakikaten neredeyse böyle hiç uzun sakatlığı yok. Hep bir hafta iki hafta maksimum sakatlıkları ve çok düşük sayızlı bir oyuncu olmasına rağmen 28 yaşına kadar hiç ciddi bir sakatlık yaşamadan gelmesi de onun için önemli bir şans. Sadece bir kırmızı kart var kariyerinde. O yüzden istikrar ve güvenilirlik olarak son derece önemli ki Fatih Hoca'nın Serdar Aziz'i eren derdi yoku sırf sık sakatlanıyor diye gönderdiğini hatırlıyoruz. Saratçı'yı tekrar düşünmeme nedeni de budur. Fatih Hoca'nın en çok önem verdiği konu bu. Saratçı demişken Saratçı'nın yine potansiyelin biraz daha yüksek olduğunu söyleyeyim. Çünkü Moreno'da bazı teknik eksikler de var. Çok fazla sol ayaklı Moreno. Sağ ayağını neredeyse topu almak hiç istemiyor. Çok çok az sağ ayaklı topla oynadığını gördüm. O da onu fazla sol çizgiye yapıştırıyor. Çünkü hep uzak ayağını alıyor pasları hiç merkeze doğru kat etmedi. Hiç merkeze doğru dribling yapmadı ve merkeze paslarla oyun kurma konusunda çok ön plana çıkmadı. Gerçi Saracchi de böyleydi ama mesela bir Mariano veya Trabzonspor'un yeni transferi Bruno Perez'in oyun kuruculuğu ve merkeze dahil olması, merkeze doğru da dribling yapabilmesi çok daha iyi durumda. Yani oyun aklı ve oyun kuruculuk olarak idare eder, Moreno sistemi işletir. Bir de bu tek ayaklı olduğu için çok fazla top kontrol hatası yaptığını gördüm ben oyuncunun. Aslında tekniği gayet iyi olan bir bek oyuncusu için niye bu kadar top kontrol hatası yapıyor diye de düşündüm aslında. Ee, sonra istatistiklerine de baktım hakikaten La Liga'nın en çok top kontrol hatası yapan beklerinden bir tanesi. Bu da yine tek ayaklı olmasıyla ilgili gibi geldi bana. Sürekli solunu almak durumunda kalması. Tabii rakipler için de o zaman kolay savunulabilir oluyorsunuz. Sol ayağınızı kapattığında biraz daha problem yaşıyorsunuz. Ama bu problemleri hep aşırı çabuk bir oyuncu olduğu için çözmüş. Birçok e, seferde adamlar doğru kapatmış olmasına rağmen o kadar çabuk ki çabukluğuna cevap verememişler ve kolaylıkla sıyrılabilmiş. Peki toparlarsak iyi bir transfer olduğunu söyleyebilir miyiz? İyi bir transfer olup olmadığını her zaman maliyetiyle yorumlamayı doğru buluyorum. Moreno kiralık olarak geleceği söyleniyor. Biliyorsun geçen sene Etebo geldi. 750 bin euro kiralama. 1.250 milyon euro kendisine maaş derken 2 milyon euro verildi. Ve bir yıl sonra Etebo gidiyor. 2 milyon euroyu çöpe atsan daha kötü olmazdı. Bu tip kiralık oyuncularda e, böyle bir problem e, yaşanabiliyor. Yani buna da 750 bin euro kiralık 1.250 maaş verirsin. 2 milyon euro bir yıl sonra sende yok. Başka oyuncu ara. Bu Galatasaray için hem geleceğini planlamak için hem de ekonomisiyle ilgili büyük bir problem. Ama oyuncu işte 1-2 milyon euro bandında satın alma opsiyonu vardır. Maaşı da işte böyle Şener Özbayraklı kadardır. İşte 850 bin, 1 milyon euro aralığında bir şeydir. O zaman olur. Yani rotasyonda idare eder. Galatasaray sol bekine çok fazla para harcamadan 3 yıl, 2-3 yıl götürebilir derseniz idare edecek bir oyuncu da olabilir. Çok uçulacak bir transfer değil. Çok aman mükemmel futbolcu falan değil. Hücumda oldukça iyi özellikleri olduğu gibi savunmada çok büyük problemlerde yaşatabilecek bir e, oyuncu. Bunun sistemle çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Frank Rijkaard Galatasaray'a geldi. Birçok oyuncuyu yıldızlaştırmasını bekliyorduk. işte Barcelona'da mükemmel işler yaptı, Şampiyonlar Ligi falan. En çok dokunduğu oyuncu Sabri Sarıoğlu oldu. Hiç beklemiyorduk. Ama Sabri Sarıoğlu sistemin o gün işleten oyuncusuydu. Çünkü sağ önde Keita oynuyordu ve Keita hiç top kaybetmeyen çok iyi top tutan bir oyuncuydu ve Sabri'nin de en önemli özelliği devam, devamlı gidip gelebilmesiydi. İnanılmaz bir dayanıklılığa sahipti. Müthiş bir ciğer vardı adamda ve Keita top tuttukça Sabri sürekli bindirdi bindirdi ve Sabri kariyerinin en iyi dönemini oynadı. Ya zaten futbol biraz böyle bir şey. Teknik direktör bir, oyun, bir sistem belirler ve o sistemin içerisinde bir oyuncu birçok defası olmasına rağmen bir özelliğiyle çok ön plana çıkabilir ve yıldızlaşabilir. Mesela Sabri'yi sadece o sezon izlesek Dani Alves dersin yani müthiş bir e, 6 ay oynamıştı. Ama kariyerine baktığın zaman bambaşka. Fatih Hoca da Moreno'yu bu şekilde kullanabilirse savunmanın sağ tarafına daha iyi bir savunması iyi bir sağ ve 6 numara ona göre konumlanır. Marka'nın oyun kuruculuğu orada öne çıkar vesaire. Moreno'nun hücum özellikleri çok iyi kullanılır harika dersin, ne güzel dersin ama toplama baktığımız zaman Moreno'nun savunması kötü, hücumu iyi, ortalama bir bek oyuncusu görünümünde. Başka söylemek istediğim bir şey var mıdır? Eyvallah. Tabi abone olurlarsa güzel olur kanala. Videoları beğenirlerse de yine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.